Sevgili dostlar, dünyanın en ilginç sınırlarından birisi Amazonlarda bulunuyor. Gördüğünüz gibi burası Leticia, Kolombiya'ya ait bir kent. Arkada da yeni stand yapıyorlar, böyle renkli renkli. Leticia şurası. Şimdi yürüyorum efendim. Birkaç adım yürüyorum. Şu yolu karşıya geçtiğim zaman şu anda geçtim mi? Geçtim. Şu an Brezilya'dayım. Burası da Tabatinga şehri. İşte şurayı, şu yol Kolombiya ile Brezilya'yı ayırıyor. Burada sınır geçmek bu kadar basit. Size hiçbir şey sormuyorlar. İşte kimlik bile sormuyorlar. Zaten nehrin karşı tarafı da Peru. O kadar yakın üç ülke. Brezilya'nın Tabatinga kenti komşusu Leticia'ya göre daha az bakımlı, daha pis diyebilirim. Daha düzensiz, daha toz toprak içinde diyebilirim. Kolombiya'nın Leticia'sı Brezilya'nın Tabatinga'sına göre daha derli toplu ama iki şehir de çok güzel değil yani. Ama dediğim gibi bu şehirler ülkelerinin Amazonlara açılan kapıları. Şimdi burada bir manzara noktası, El Mirador diyorlar burada manzara noktalarına. Bir manzara noktası varmış. Gün batımını izlemeye oraya geldim. Bakalım bulabileceğim mi? Brezilya Tabatinga'nın limanı diğer kentlere göre, Leticia ve Santa Rosa'ya göre daha hareketli. Teknelerde bekleyen köylüler, köylerinden getirdikleri bazı ürünleri de burada satıyorlar, pazarlıyorlar diyeyim. Burası daha hareketli bir yer. Tabatinga Limanı adeta bir acık hava pazarına dönüşmüş. Burada balıkçılar nehirden yakaladıkları, Amazon nehirden yakaladıkları balıkları satıyorlar. Meyve satanlar var. Sebze satanlar var. Muz satanlar var. Amazon'a özgü bazı ürün satanlar var. Bu gördüğünüz şey böyle un gibi bir şeymiş. Un gibi, bulgur gibi Amazon'a özgü bir bitkisel ürünmüş. Tabatinga kenti bana karışıklığıyla, pisliğiyle, ilginç yerel unsurlarıyla, yerel insanlarıyla, ne bileyim bu nehriyle falan, sanki nehri böyle Ganj nehri gibi gördüm. Bana Hindistan'ı hatırlattı. Doğasıyla yani, doğal hayvanlarıyla, birazdan yani buralarda akbabaları falan görebiliyoruz. Doğal insanlarıyla falan bana Hindistan'ı anımsattı. Bu Amazon nehri de Ganj nehrini hatırlattı bana. Efendim, yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Kolombiya'nın Leticia kentinde, Amazonlara açılan Leticia kentinde akşam ve sabah saatlerinde, gün doğarken ve gün batarken birbirinden güzel kuşlar ağaçları süslüyor ve en çok da küçük papağan çeşitleri oluyor bunlar. Çok sayıda değişik kuş da tabii bu saatlerde onlara tanık olabiliyorsunuz Leticia'da, parklarda ve ağaçlarda çok sayıda. Leticia düz bir yer. Hemen Amazon nehrinin kıyısında kurulmuş bir kent. Çok güzel bir gün batımı var ama göremiyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Ağaçlardan ve düz bir yerde olduğu için öyle yani geniş bir gün batımını görmeniz mümkün değil. Sadece bir yükselti var kentte. Genelde evler hep bir katlı olduğu için. O yükseltide kentin kilisesinin kulesi.
Sadece oraya biraz çıkarsanız eğer, oradan bu manzarayı biraz daha güzel görebiliyorsunuz. Şimdi ben de oraya doğru gidiyorum. Sanırım küçük bir ücreti varmış o kuleye çıkmanın. Şu gördüğünüz kilisenin kulesine çıkacağım şimdi ve bu güzel bulutların dansını, bu güzel gün batımını izlemek için şu gördüğünüz kuleye çıkacağım ve insanlar da zaten orada şu anda gün batımını izlemek için hazırlanmışlar. Bakalım nasıl bir manzara varmış. Bu zavallı kuşa şimdi bir araba çarptı gözümün önünde. Yoldan aldım. Şimdi onu hala kendinde değil, uçamıyor. Şimdi onu ormanın, yani parkın içinde güvenli bir yere bırakmam lazım. Yani diğer düşmanlarından en azından iyileşinceye kadar uzak tutabilmek amacıyla yoldan aldım onu, ama zavallı hayvan şu anda uçabilecek durumda değil. Umarım iyileşir diye şu ağacın ortasına bırakacağım. İyileşeceğini umuyorum. İlk çarptığında daha kötüydü. Yatıyordu sadece. O çarpmanın etkisiyle umarım iyileşecektir. 3000 peso verdim. Yaklaşık 6 TL. Kilisenin yukarısına doğru çıkacağız şimdi. Demir merdivenlerden çıkılıyor. Kilisenin kulesine. Hola, buenas. Hola. ¿Viene alguien? Bien, más? ¿Cómo está? Bien. ¿Viene alguien más? Ah. No entiendo. Okay. Evet, çan kulesi de böyle bir yermiş. Çan da burada. Otomatik olarak herhalde çalıyor. Tokmağı falan. Muhtemelen aşağıdan bir şeyle, mekanizmayla çalıştırıyorlar. Evet, bakalım nasıl bir yermiş. Vay 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 vay. Vay anam. Vay babam. Hakikaten çok güzelmiş. Uzaklarda yağmur yağıyor ve bunları bulutlardan anlayabiliyorsunuz. Yağmurun inişini. Binlerce kuş uçuyor. Harika bir görüntü. Amazonlarda gün batımı muhteşem. Hemen kilisenin önünde bulunan parkta arkadaşlar milyonlarca da diyebilirim kuş büyük bir gürültüyle uçuşuyor. Tam saati şu anda gün batmak üzere. Gün doğarken de aynı manzarayla karşılaşıyorsunuz burada. Bu arada demin kurtardığım kuşun yanına gittim, uçmuştu. Kurtuldu yani, merak etmeyin. Merhaba sevgili dostlar, sizlere bir sürprizim var. Esra Uğurlu, Orta Doğu ve Balkanların en sıkı gezgini, Amazonlara geldi ve burada buluştuk. O Peru'dan buraya geldi. Hoş geldin Esra. Hoş bulduk. Ya hep böyle güzel şeyler söylüyorsun ama çok utanıyorum gerçekten. Çok sağ ol. Şimdi Esra ile birkaç günlük bir Amazon turu yapacağız. O da çok istiyordu buraya gelmeyi. Biz ilk kez Meksika'da karşılaştığımızda konuşmuştuk. Ve şimdi işte burada tekrar karşılaştık. O Peru'dan uçtu geldi. Ben Kolombiya'dan uçtum geldim. Ve Amazon'un ortasında buluştuk. Dediğim gibi burası 3 ülkenin buluştuğu yer. Peru, Amazon ve Brezilya. Ve şu anda da gün batımında muhteşem bir manzaraya karşı
bu buluşmayı kutluyoruz. Burası Letisya'nın limanı. Gördüğünüz gibi geleneksel ahşap tekneler. Çok güzel bir manzara ve nehir evleriyle dolu. Nehirde yüzen çocuklar var etrafta. Nasıl buldun Esra burayı? Letisya çok güzel. Çok yani, böyle kendine özgü bir, evet, yani çok temiz değil. Bir havası var. Evet. Ve ben bu havayı solumayı çok seviyorum. Yani büyük şehirlerdense buradaki o kaosu ya da o hafif kirliliği, onu bile görmek benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi bak mesela şurada akbabalar var. Bunlar Hindi akbabaları. Güney Amerika ve Orta Amerika'ya evet özgü Hindi akbabaları. Esra şurada da kopuyor insanlar. Bakar mısın? Orada da eğleniyorlar galiba. Bar gibi bir şey var orada galiba. Şimdi burada da balıklar var. Bunlar Esra bunlar şey herhalde bu Amazon balıkları. Amazon balıkları evet. Muzlar. Bunlar yuka mı? Yuka. İşte bunlar da bir çeşit kök ve Amazonlara can veren bitki bu. Her şeyini yapıyorlar. Kızartmasını yapıyorlar. Ununu yapıyorlar. Çeşit çeşit balıklar ve balık fiyatları da gayet uygun diyebilirim. Şunu sordum. Şu gördüğünüz balık yaklaşık 3 kilo ve 20 bin peso yani 40 liradan bile az. 3 kilo balığı 40 liradan aza yiyebiliyorsunuz. Aha. Yani balık fiyatları uygun. Lezzeti tabii ki deniz balığına benzemez ama fena da değil. Ya idare eder. Çok kötü değil. Şimdi Esra bundan sonra herhalde şeye gideceğiz. Senle Amazon'un derinliklerine gideceğiz. Evet. Ama gitmeden önce şurayı bir nehir evlerini bir turlayalım değil mi? Evet kesinlikle. Turlayalım. Çok heyecanlıyım. Bu nehir evlerinde bütün esnaf da yine bu evlerde işlerini yapıyor. Şurası karşımdaki bir berber mesela. Onun yanında başka bir dükkan var. Şurada bir restoran var. Ablamız orada mangalda tavuk falan yapıyordu geçen gün. Yani bütün hayat burada nehirin üzerinde dönüyor. Nehirin üzerinde. Ve teknelerle. Onların araçları bu ahşap tekneler. Ve gördüğünüz yolları da bu iskeleler. Çünkü nehir yükseldiği zaman mecburen bu tahta iskelelerde yürüyerek gidecekleri yerlere ulaşmak zorundalar. İşte böyle karşılıklı geldiğiniz zaman da bu yollarda artık birileri birilerine yol verecek. Gracias, buenas tardes. Bu arada buenas tardes, tünaydın. Bak nasıl sallanıyor. Gracias. Sokak sokak geziyoruz şu anda değil mi Esra? Ya bunlar koşa koşa geçiyorlar bu arada ben anlamıyorum. Ne sallanıyor ya haftalar, çok sabitlenmiş. Sen devam et. Onlar zaten genelde bizim... Aha bu çok şey... Acemilere yol veriyorlar zaten. Ne haber? Ha? O onlar dikkat et. İnceleri çok şey. Sağlam değil yani. Evet. Allah. Vallahi tırsa tırsa gidiyorum yani. Teknik servis. Burası
Market. Tekneci abimiz burada, arkadaşımız. Devam ediyoruz. Sokak sokak geziyoruz böylece. Bu iskeleden bozma ahşaplarla nehir evleri arasındaki seyahatimiz, gezimiz devam ediyor. İnsanlar da bize ilginç ilginç bakıyorlar buradan. Hala. Bu arada ördekler var şurada. Kayığın içinde besleniyorlar falan. Tabii köpekler, möpekler, her türlü evcil hayvanlarıyla. Nehir insanları onlar. Evlerinde televizyonları, melevizyonları, her şeyleri var. Bu nehir insanlarının. Tabii çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu ahşaplar hakikaten çok sallanıyor. Esra, buralar daha şey, riskli, dikkat et. Çok sallanıyor. Tahtalar çok zayıf ve sallanıyor. Esra, biz bu cambazlığı burada bitirelim istersen, yavaş yavaş dönelim değil mi yani? Köpekten korkmuyorsun değil mi? İyi, tamam. Arkadaşlar bakalım misafir kabul edecekler mi? Hola. Hola. Como estás? Can I take a video? Video? İşte böyle ahşap evler arkadaşlar. Bildiğimiz ev. Sanki bizim eski köy evleri gibi. Fazla da rahatsız etmek istemiyorum onları. Gracias. Fazla rahatsız etmeden ayrılalım. Evleri de göstermiş oldum size. Sevgili dostlar, bu videomuzda Esra Uğurlu'yla buluştuk ve Leticia'yı onunla birlikte keşfettik. Artık bundan sonra yolumuz artık Amazon'un derinliklerine düşecek. Burası Amazon'a açılan kapıydı. Leticia kenti. Buradan Amazon'un derinliklerine doğru artık girmeye başlayacağız. Heyecanlı mısın Esra? Çok çok heyecanlıyım. Bu videodan sonra sizlere o video bekliyor olacak. Kendinize çok iyi bakın. Seyahatle kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.